toksik ilişki sevdalılarına merhaba diyorum. Aramızda hemen hemen hepimizin bir tane de olsa toksik ilişkisi olmuştur. Arkadaşlık bazında da olabilir, sevgili bazında da olabilir ama ben bugün daha çok sevgili olarak konuşacağım. Kim toksiktir, kim değildir? Kıskançlık, özgüvensizlik midir? Bu konuyla alakalı bir ton tartışma var. Geçen Twitter'da bir video gördüm. Bayağı bir konuşulmuş video. Yabancı biriyle evlenmenin kolay yanları diye bir tane Türk hanımefendi yabancı birisiyle evlenmiş ve gayet mutlu olduğunu söylemiş. Aynı zamanda mutluluğunun nedenlerini de sıralamış. Buyurun önce o videoyu bir kısaca izleyelim. Ondan sonra yorumlayalım. Yabancı biriyle evli olmanın kolay yanları. 1. Benimle tartışma gireceğinize emin olduğum bir konuyla giriş yapmak istiyorum. O da özgürlük konusu. Safan öyle olan ilişkimin başından beri tek başıma uzun seyahatlere çıkabiliyorum. Gittiğim yerlerde yeni insanlarla arkadaşlık kurup onlarla vakit geçirirken Stefano'ya açıklama yapmam gerekmiyor. O kimde nasıl tanıştınız gibi muhabbetlere asla girmiyoruz. Çok yakın erkek arkadaşlarım var. Asla görüşmemi engellemeye çalışmadı. Aksine o da arkadaşlarıma çok samimi oldu. Sanılmasın ki bu ilgisiz bir eş olduğu anlamına geliyor. Aksine ki bu da ikinci maddemiz olsun. Aşırı anlayışlı, dinlemeyi seven, saatlerce sohbet edebildiğim bir eşim var. Mesela o gün dışarıda zaman geçirdik ayrı ayrı. Asla gün içinde kimse kimseyi darlamıyor. Neredesin ne yaptın vesaire diye. Ancak akşam olup da eve varınca tüm detaylarına kadar sohbet edip günümüzün nasıl geçtiğini konuşuyoruz. Kimlerle tanıştık, ne yedik, ne içtik, nereleri gördük, neler yaptık. Uzun uzun sohbet ediyoruz. Bu iletişim dili de ne yazık ki Türk erkeklerindense yabancı erkeklerde daha çok karşılaştığım bir şey. Ama bu şekilde iletişim kurup ilişkide özgürlüğe karışmayanların lütfen bu videodaki yorumları üzerine almasın. 3. Ev işleri. Şu an çalışmıyor olmama ve Stefan'a çok yoğun çalışıyor olmasına rağmen ev işleri asla benim görevim olmadı. Her şeyi beraber yapıyoruz. Bulaşık, çamaşır, temizlik ikimizin da 4. Yemek yapmak. Hiçbir zaman sofra hazır olsun, işten geldim yemek bekliyorum oduna girmiyor. Ben bütün gün evde olmama rağmen yemek yapmamışsam o işten gelmesine rağmen hiç söylenmeden mutfağa geçer. ikimiz için de yemek yapar. Evet insanlar pek çok şey takılmış burada. Buna tabii ki gavatlık diyenler olmuş. Adamı kendine köle etmişsin diyenler olmuş. Şeyden de bahsediyordu Stefano. Çok ağır çalışıyor bu aralar. Ona rağmen işte ev işlerini paylaşıyoruz. Hepsini ben yapmıyorum. Okey. Tabii güzel yorumlar da var. Son derece mutlu bir çift gibi gözüküyorlar. Gerçekten de öyle olabilir. Şimdi ben kendi bakış açımdan söyleyeyim önce öncelikle. Evet kültürel farklılıklar çok ön planda. Türkiye'de çok görebileceğiniz bir ilişki tarzı değil. Hatta böyle bir ilişki varsa insanlar büyük ihtimalle ona ciddi bir ilişki gözüyle bakmaz. Sadece takılıyoruz falan der. Türkiye'de kıskançlık muhabbeti sevmekle çok fazla bağdaştırılır. Ki bunun gerçekten doğru bir tarafı var bence. Yani seven kıskanır derler ya bu söz bir yere kadar kesinlikle doğru. Ama kendi açımdan konuşacak olursam ne bileyim ileride Avrupalı bir kadınla evlendim diyelim. Ve benden beklentisi böyle bir hayat. Maalesef ben bunu sunamam. Böyle bir özgürlük de sunamam. Hani diyebilirsiniz ki ulan sen Kimsin insanların hayatına karışıyorsun falan ama bence sevgililik makamı diyeceğim çok farklı bir psikolojiye sokuyor insanı arkadaşlık gibi değil kesinlikle ve bunu ciddi özgürlükçü bir insan olarak söylüyorum kimsenin hayatına karışmayı kendime reva görmem yani ama ilişkiler konusunda o Türk kültürü benim de damarlarıma işlemiş ve kıskançlık durumunun çok az olduğu ülkelere gittiğimde bunu çok net bir şekilde hissetmiştim mesela Japonya bunlardan bir tanesiydi orada 3 ay kaldım ve gerçekten hiç kıskanç insanlar değiller böyle bir kültür görmedim her anlamda insani ilişkiler çok farklı. Arkadaşlık da böyle, sevgililik de böyle. Ve mesela Japonya'da bu uydurduğum bir şey değil. Herhangi bir Japona bunu sorarsanız büyük ihtimalle onaylayacaktır. Böyle çok muhafazakar bir Japon değilse kadın erkeğinin onu aldatmasını ama sadece cinsel bakımdan yani çok da büyük bir olay olarak karşılamaz. Hatta büyük ihtimalle kabul eder. Çünkü böyle bir kültür oluşmuş. Size boktan gelebilir. Bana da boktan gelmişti. Ama onlara göre daha normal olan bu. Çünkü şey gözüyle bakıyorlar orada. Bana aşık, beni gerçekten seviyor. Diğerini ise sadece cinsel bir dürtü üzerinden yapıyor. Doğal olarak beni aldatmış sayılmaz. Bu arada Türkiye'de de bu kafada insanlar olduğunu biliyorum ama çok azınlıktalar. Yani burada genel perspektiften değineceğim nokta şu. Kültürler arasındaki farklılıklar insan ilişkilerini çok büyük şekilde etkiliyor. Ve burada gördüğümüz de Türk bir erkekle evlendiği zaman asla yaşayamayacağı bir hayatı Avrupalı bir erkekle evlenip yaşayan kadın gerçekten çok güzel bir örnek. Ama ben bu tarz ilişkilerin daha kısa süre sürdüğünü düşünüyorum. Toksik ilişki iyidir. İşte daha çok kıskanç olalım. Kadın erkeği kısıtlasın, erkek de kadını kısıtlasın. Herkes birbirinin ne yaptığına karısın, yakın arkadaşı bile olmasın falan gibi bir şey söylemeyeceğim, buradan bu çıkmasın ama genelde bu tarz ilişkiler özgürlük adı altında umursamazlık gibi geliyor biraz. Aynısını aldatma olayları için de düşünüyorum bu arada. Ve bu kültürel farklılıklar arkadaşlar, şunu getiriyor. Mesela şöyle bir Avrupalı kadın tipi vardır, tutucu erkek, daha kıskanç erkek seven tipler. Ya da Japonya'da daha maskülen erkek seven Japon kadınları. Hani her zaman komşunun çimleri daha yeşildir, daha güzel gelir ya. Aynı muhabbet burada da geçerli. Sen kendi kendi ülkende bulamadığın için diğer taraf sana her zaman daha mükemmel geliyor. O yüzden mesela Türk bir kadın bu kadar tutucu bir kültürden çıkıp Avrupalı bir adamla evlendiği zaman ah dünya varmış, özgürlük buymuş diyor ve Japon bir kadın da daha maskülen bir Avrupalı erkekle evlendiği zaman diyor ki aa işte erkek buymuş. Yani sonuç olarak kim toksik kim değil bilmiyorum. Herkesin bakış açısından birileri toksik büyük ihtimal. Ama maalesef ben ikili ilişkilerde bu kadar özgürlükçü olamıyorum. Ve bunu kültürümün DNA'mı işlediği bir şey olarak düşünüyorum. Bundan da kurtulmak istemiyorum onu da söyleyeyim diyeceklerim bu kadar.